kalbimizin sağlığı için hangi gıdaları tüketelim? Bunu ruhumuz söylesin. Ve şimdi işaret yapalım. Bizi duymadı bakın. Duymadığı halde ruhu duydu ve buna cevap verecek. Gülistan abla, hocam. Biz bir şey konuştuk. Lütfen gözümüzün önüne gelen görüntüyü bize aktarın. Hocam etki altında mıyım bilmiyorum ama yine aynı sahildeyim şu anda. Tamam ve kendinizi hiç yargılamayın. O işlemleri görüyorum. Kendinizi hiç eleştirmeyin. Gelen görüntüleri anlatın. Siz çok iyi bir kanalsınız. Yani gördüğüm yani diyorum da. Ekleyeceğim bir şey yok. Manzara aynı. Aynı işlemleri, aynı insanları biraz daha çoğalarak görüyorum. Yine o Yunus balığını görüyorum hocam. Yine işte insanların o Yunus balığının suyu üzerine fışkırttıktan sonra şimdi görmüyorum o fışkırtmayı ama. Ey Yüce Allah'ım, kalp sağlığına balıktan başka ne iyi gelir? Hangi gıdalar? Sebze, meyveler, onlar. İşaret edelim. Gülistan ablaya 5 saniye demiştik. Tamam mı hocam? Evet. Kimin şeyi gibi böyle ama ismini bilmiyorum. Ondan böyle sütler çıkıyor ya hocam. Böyle bölüyorlar. Genelde ama bu peki, içinden beyaz sütler çıkıyor hocam. Daha çok böyle cildini orasına burasına böyle sürmeye çalışıyor. Çocuklar şeyler hatta bazıları çiğ çiğ yiyorlar. Onu peki, gördüm. Bu aloe vera bitkisine mi benziyor? Aloe vera evet. Dedi, tamam. Ve lütfen. Olabilir hocam. Onun ben hocam şimdi bir pazar yerine girdim. Yani alabildiğine her şey var. Yeşillik, kırmızı, yeşil, kırmızı. Konuştuğumuz konuyla ilgili olanı sepetinize alın. Haydi bakalım hangileri sepetinize koyuyorsanız o bizim konuştuğumuz konuyla ilgili. Bakalım sepetinize neler alacaksınız? O pazar yerine gelinceye kadar da ama böyle bir zeytinlik yerinden geçtim hocam. Zeytinlik bahçesinde bir sürü kadınlar, erkekler zeytin topluyorlar. Büyük bir zeytinlik alandan. Ve sebzelerin, meyvelerin olduğu bir manava geldim hocam orada. Genelde işte kırmızı etin bulunduğu yerde kasap var. Kasaptan ben yağ aldım ne alakaysa bilmiyorum. Yağ beyaz ne yağı o? Donduruluyor ya yağ. İç yağ. İç yağ. Kuyruk i̇ç yağ mı? Olabilir. Efendim? Koyunların kuyruk yağı mı yoksa? Ha evet hocam. Evet. Tereyağı da aldım hocam. Bir de kabak çekirdeği yağı. Şişenin içinde aldım. Kabak çekirdeği yağı var. Tamam. Evet. Var. Marul ve lahana. Zeytin vardı. Lahana 2 tane var hocam. Tamam. Zeytin vardı, lahana, marul, kabak çekirdeği ve kabak çekirdeği yağı. Yağı var. Hayvanların kuyruk yağı. Evet. Zeytin. Bilmiyorum. Gülistan abla lütfen gözünüzü açınız. Sizin gözünüz kapalıyken ve hoparlörünüz kapalıyken biz şunu söyledik. Kalp sağlığı için hangi gıdaları tüketmeliyiz? Kalp sağlığı için siz dediniz ki balık eti, balık yağı, zeytin, aloe vera, tereyağı, marul, lahana, kabak çekirdeği. Hem de lahanadan bol miktarda yiyelim. O yüzden bol miktarda lahana.